Merhaba Tawinder takipçileri. Bugün sizlerle birlikte TP-Link'in yüksek performanslı modemlerinden bir tanesini inceleyeceğiz. Bu modemin tam olarak kodu AC2600. Bu aynı zamanda Archer VR2600 olarak da geçiyor. Şimdi kutusunu gördüğünüz modemin kutusunu bir açalım. İçinden ne çıkıyor bir görelim öncelikle. Hemen şöyle devasa bir kutuya sahip arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü kutunun içindeki modem de devasa. Kutuyu açtıktan sonra içinde direkt olarak önümüze modem çıkıyor arkadaşlar. Şu modemi öncelikle bir kenara alacağım. Çünkü içinden neler çıkıyor bir onlara bakalım hemen. Kullanım kitapçığı, garanti belgesi ve kılavuzlar bunlar çıkıyor. Buradan 4 adet dual band wifi anteni çıkıyor. Bunları da şöyle kenara koyalım. 1 adet splitter çıkıyor. ADSL ya da VDSL kullanıyorsanız modeminizi bunları kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında network kablosu, adaptörü ve 2 adet telefon kablosu çıkıyor. Bunları da yine telefonunuza, modeminize aktarma kabloları olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bunları bir kenara koyacağım. Şimdi önümüzde modemimiz ve antenlerimiz yer alıyor. Bu antenleri yerine takarken ben size kısaca modemden bahsedeceğim. Modemimiz bir gigabit modem. Yani 100 Mbps ya da 10 Mbps değil, 1000 Mbps'lik bir modem. Şöyle arka tarafına şunu takıyorum. Bu antenleri taktıktan sonra arka tarafındaki portlarından size bahsedeceğiz. O sırada modemin uyumluluklarını da söyleyeyim. Modem ADSL, VDSL desteği var. Bunun dışında fiber internetlere de bağlayabiliyorsunuz. Yani şu anda güncel olarak kullanılan çoğu internet standardını destekliyor. Şimdi modemin gigabit desteğinden bahsetmiştik. Bunun dışında arka tarafındaki portlarından bahsedelim hemen. Şöyle antenleri ben öne doğru yatırıyorum. Öncelikle kablolu bağlayabilmek için 4 adet LAN portumuz var. Bir tane de E1 portumuz var. Buradan fiber internetinizi bağlayacaksanız buradan girişini yapıyorsunuz. Buradan adaptör girişi, güç butonu şöyle kapalı dursun hatta. Bunun dışında burada da ADSL ve VDSL için telefon girişi ve reset tuşu yer alıyor. Bunun dışında burada 4 adet anten. Bu antenler sayesinde arkadaşlar bu modemin Wi-Fi desteği isterseniz 2.4 GHz için 800 Mbps, 5 GHz için de 1733 Mbps olarak yer alıyor. Şimdi bu değerler bir Wi-Fi modem için oldukça üst düzey değerler. Bunların da sebepleri nedir? Şimdi biliyorsunuz ki online oyun oynayan oyuncular hızlı bir internete sahip olmaları gerekiyor. Her ne kadar siz internet sağlayıcınızla hızlı internet alsanız da modeminiz hızlı olmadığı sürece bu internetinizin hızı performansı yeterince yükselemiyor. Bu yüzden de bu tarz bir yüksek güçte modeme ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu modem bu yüksek gücü taşıyabilmek için çift çekirdekli 1.4 GHz'lik bir işlemciyi barındırıyor içinde. Modemin yan tarafında burada hızlı bağlantı ve onun dışında 2.4 ve 5 GHz'lik Wi-Fi seçenek butonları. Burada da 2 adet USB 3.0 yer alıyor. Bunların hepsi modemin yüksek bağlanabilirliğini destekleyen özellikler. Bunun dışında tasarım olarak önümüzde oldukça şık bir cihaz duruyor. Burada gördüğünüz üzere şimdi modemi masaya koyarsanız antenler bu şekilde dik duruyor ve bu kısmı parlak, bu kısmında da mat bir siyah tasarım kullanılmış. Bu kısımda havalandırma için delikli bir tasarım kullanılırken burası da sabit, kapalı bir olarak tasarım yapılmış. Alt tarafına baktığınız zaman komple ızgara şeklinde tasarlanmış modem soğutmayı yeterince iyi bir şekilde yapabiliyor. Bunun dışında modeminizi duvara da takabilirsiniz. Onun için de burada çivi bağlantı delikleri yer alıyor. Duvara çakıyorsunuz çiviyi. Ondan sonra da modemi tık diye üstten geçiriyorsunuz. O şekilde duruyor. Eğer online oyunlara ciddi yatırımlar yapıyorsanız bilgisayarınıza ya da internetinize harcadığınız paranın bir kısmını da modeminize harcamanız gerekecektir diyoruz ve en doğru seçeneklerden bir tanesi olan TP-Link'in VR600 modemini de sizlere tavsiye ediyoruz diyoruz ve kendinize iyi bakın, hoşça kalın.